40 develiz bakalım bin altına nereden nereye gelebiliyoruz? Evet, 125 altına bir level alabiliyoruz anladığım kadarıyla. Yedekleme geldi. Rastgele bahis. Çıkartma. Hiç balta yaramayan bir şey. Profil resmi. Evet, 2500 altın daha aldık. Şimdi satın almaya devam edelim. 175'e çıktı. Bir noktadan sonra 175'e çıkıyor diğerinde olduğu gibi. O 250'ye çıktı lan. Kaça geldik? 61. 61'e gelmişken 75'i de yapalım. Geldik sayılır. Yeşil paramızı harcamamız lazım. Daha başka da alamıyoruz. Harcamak lazım ama ben şunu harcayayım. %30 çıktı, çok iyi. Bu sefer kaç çıktı göremedim. %90. Tamamdır. 71 level'e kadar geldik. Uçak da çıktı. 250K. Neymiş bu? Daha demek ki uçağın kamuflajı. Booster. 200K para. 750 yeşil para. Neymiş bu 250K? Profil resmi. Büyükmüş de kalkan. Şu zaman burada da çıkmıştı. Umarım yeter. Evet, 75 levele geldik. Yedeklemeyi de aldık. Ve premium aracımızı aldık arkadaşlar. Tabii bunu satmak için yine 75 gün bekliyor muyuz? Yok, 90 gün bekliyoruz. Yine boosterlardan geçilmiyor. Şöyle bir bakalım. Evet, maalesef onun da zırhı iyi değil. Ve beni bildiğim bu stok geliyor. Ben bunu kullanacağım ya. İngiltere'de zaten araç lazımdı. Önce bir bakalım. Normalde kullanmayacaktım. Satmayı düşünüyorum ama size göstermek istedim. Evet. Eğer kupon olarak sattığınız zaman ya da marketten bir premium tank satın aldığınız zaman full stok olarak geliyor ama direkt kuponu kullanırsanız full olarak geldiğini gördük. Ben daha önceden omje 279'u aldığımda marketten full stok olarak gelmişti. Ama kuponu kullandığım zaman full olarak geldi. Bunu da görmüş olduk. Getirisi nasıl? Evet, bu premium tank ya. Bakın sana getirisini. 380. Diğeri nasıl? Aynı. Hani tam bir premium tank sayılmaz ama getirisine baktığımız zaman premium araçla aynı. Tabi bunlara bakmamıza gerek yok. Bunlar yüksek seviye. Ama SV5'teki araçla
neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. İrtibatımızı seçelim. Evet, bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Aracımızı açtık. T10'a bir bakalım. T10 premium muydu? Nerede T10? Evet, T10 da premiummuş. Yani getiri olarak premium ama para getirisi değil. Ya zaten Sovyetlerde benim araçlar full olduğu için bunu almak istemiyorum. Bir çalı koyma vesaire. Göstereyim sizlere. Şöyle oğlum, zırh var lan zaten orada. İlginç. Oraya koymamızı istememesi. Böyle de lamba olmaz ya. Bir saniye. Şunu bir test sürüşü yapalım. Çünkü hangarda akşam oldu. Şunu sabah olmuştur. Aynen. Önce buna bir nicelik verelim. Nicelik verdik. 7.1'e düştü. Çabaları döşemeye devam edelim. Bunu da ortaya atabilirsek. Şöyle. Tamamdır. Diğeri de bu. Bunu ne yapsak? Şöyle koyalım. Evet. Aracımızı aldık. Zırhı klasik Centurion. Yani böyle aman aman sektirmeyi beklemeyin ama işte delişi kendi seviyesinde idare eder. Çok iyi diyemem. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun. Biraz fazla para harcadık. Altın kartal almak için. Bunun farkındayım. Değdi mi? Ben dediğim gibi video çekmek için oynuyorum. Normalde birçok arkadaşım maddi durumu bunları yapmak için yeterli değil. En azından ben dedim ki video çekeyim, arkadaşları bilgilendireyim. Bu çektiğim videonun karşılığını beğeni atıp videomu paylaşarak verebilirsiniz arkadaşlar. Selametle.